Bugün size günlük rutinimi göstereceğim. Burası benim odam. 4 haftadır kaldığım oda. Homestay ailesinin yanında kaldım. Bu benim bir yıl boyunca kullanacağım valizim, evim, her şeyim. İşte böyle kıyafetlerim, eşyalarım. Böyle ıvır zıvır vitaminlerim. Benim banyom. Başka öğrenciler kalıyor burada ve orada. Burada da ev sahibi yatıyor. Kızıyla birlikte. Burası oturma odası. Bon dia. Ana. Si? Ah, espérate, espérate, espérate. ¿Qué tal todo? Ay, qué penita. Yo, Tomás, ¿sí? Tomás, no, toca. Toco. Toco, video. Tomaré no. Video. Ah, yo haré un video. Yo haré. Sí. Ah. No, o yo estoy haciendo, porque está en presente. Ah, sí. Yo estoy haciendo un video. Yo estoy haciendo video. Sí. Ay, para mi casa. Ya, ¿lo estás haciendo ya? ¿Lo estás haciendo? Sí, ya estás filmando. Filmando, sí, un poco. A ver, ya, ok. Bueno. Esta, ¿qué? Este es un mango. Este es mango. Sí. Pero, y... Mango, papaya. ¿Este mango también? No, no, ese es papaya. ¿Papaya? Sí. Por un choco popular meyvesi. Papaya. Bu da bizim her sabah... Yediğimiz farklı meyveler. Tiene piña, manzana. Manzana. İşte. Manzana, sí. Piña. Manzana, piña. Papaya, plátano. Plátano. Este es... ¿Qué es que? ¿Cómo se dice? Piña. Piña. Sí, piña. Piña, vale. Her sabah meyve yiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Este es mango. 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 Burası kahvaltı yaptığımız yer. Sofra. Ve size biraz aileyi göstermek istiyorum. Birlikte kaldığımız Ana ve kızı Anita. Babası maalesef Covid döneminde vefat etmiş. Bu da oğlu. Başka bir yerde yaşıyor. Bu da Cecilia kızı. O da farklı bir yerde yaşıyor. Öyle. Gördüğünüz gibi çoğu günler böyle bulutlu, kapalı bir havası var. Maalesef. Yani geldiğimden beri şu an 4 haftadır burada ders görüyorum. Yalnız 4 hafta içerisinde galiba toplam 5 gün hava güneşli oldu. Size birazdan okulu göstereceğim. İlk 3 hafta boyunca grup haline ders aldım. İlk haftamda 3 kişi vardı, sonra 4 kişi, sonra tekrar 3 kişi. Son haftamı özel ders ile devam ettiriyorum. Aynı hocayla. İlk başta birazcık İspanyolca neredeyse hiç konuşamıyordum. Şimdi en azından kendimi kurtarabiliyorum. Markete ya da restoranta gittiğim zaman ya da burada konuşmak istediğim zaman. Dersler her gün 4 saat boyunca sürdü. Özel dersim sadece 2 saat sürüyor öğlen. Grup halinde olan dersler saat 9'dan 1'e kadar sürüyordu. Şimdi saat 2'de başlıyor, 4'te bitiyor. Ya bu homestay familyayı bilerek böyle ayarladım. Çünkü öğrendiğim İspanyolcayı bir nebze olsun birazcık pratik yapmak için. Ve çok memnunum bunu yaptığım için. Çünkü birazcık ev, yani uzaktayım ve en azından birazcık evde hissediyorum. Yanımda bir aile var, başka öğrenciler var kaldığım yerde. Benim dışımda 2 farklı oda daha var. Orada Kanadalı bir kız kalıyor. Onun dışında ilk hafta
Farklı aktiviteler yaptık. Bu aktiviteler Pisco Sour kokteyli yaptık. Pisco Sour Peru'nun en meşhur popüler kokteyli. Sonra salsa dersleri verdiler burada. Ben katılmadım çünkü zaten bildiğim için. Sonra salsa barına gittik. Fakat umuyordum ki birazcık salsa dans edebilmeyi ama maalesef hiç, yani neredeyse hiç dans edemedim. İnşallah Kolombiya'da. Çünkü dans etmeyi gerçekten özledim. Normalde her hafta bir salsa mekanına gidip, barına gidip birazcık olsun dans ederdim ama burada mümkün değil çünkü pek dans etme, yani salsa kültürü pek fazla yok burada. Daha çok folklorik dans ediyorlar sokaklarda. Her hafta cumartesi, pazar günü meydanda Kennedy Park'a, Miraflores'in en büyük parkı. Orada insanlar toplanıyor, dans ediyor. Çok çok eğlenceli insanlar. Miraflores Lima'nın en popüler ve güvenli semti. Onun dışında Barranco. Barranco birazcık daha bohem. Miraflores'in yakınında. Çok gittiğim bir yer. Adios sana. Hasta pronto. Sizi birazcık sahil kenarında, oradaki alışveriş merkezinde, kocaman bir alışveriş merkezi var sahil kenarında. Oradan yürüyerek Barranco'ya doğru gideceğiz. Size oraları da göstermek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz benim gibi. Hola. Yes. Mimarisini pek beğenmedim Miraflores'in. Hem küçük müstakil evler var, onun yanı sıra kocaman apartmanlar var. Yani birazcık dengesiz geldi bana. Ama onun dışında güzel. Sakin. Müstakil bir ev. Onun yanında kocaman bir apartman. Türkiye'deki gibi böyle küçük dükkanlar var sokaklarda, meyve satanlar, tropikal meyve satanlar ve yemek yerleri o kadar çok ki, yani her köşe başında bir restoran görebilirsiniz. Buranın geleneksel yemekleri çok, ağırlıklı olarak patates kullanıyorlar yemeklerinde ve mısır, beyaz mısır, çeşitli mısırları var. Siyaha yakın koyu mor renginde mısırları var ve bundan içecek yapılıyor. Adı Chicha Morada ve şu ana kadar en sevdiğim içeceklerden birisi. Ama eğer bir gün buraya gelirseniz muhakkak tadın. Ve yemek çeşitlerinde şu balık türleri kullanıyorlar. Tabii ki ceviche. Ceviche çok meşhur Peru'da. Dediğim gibi patates. Çünkü binden fazla patates türü var Peru'da. O yüzden yemeklerinde de patates kullanılıyor, soslarında da. Bakın mesela şurada bir müstakil bir ev var. Onun yanında kocaman apartmanlar var. Biraz Türkiye'ye benzettim. Açık alışveriş merkezine geldik. Burada da Lima'nın sahil kenarını göstereceğim. Bakın. Denizi gördüğünüz gibi biraz Karadeniz gibi. Çok dalgalı. O yüzden insanlar sabah burada surf yapıyor. Şimdi surf yapan yok. Herkes sabah erken yapıyorlar ya da öğlen sonu, işten sonra insanlar buraya surf yapmaya geliyor.
Barranca'ya doğru gidiyoruz. Böyle çoğu zaman burada sahil kenarında yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyorum akşamları ya da öğlen dersten sonra. Şimdi yarın gitme vakti geldi. Tam bir ayı doldurmuş durumdayım şu an. Yarın Cusco'ya gideceğim. Orada da ilk başta bir hafta hostelde kalacağım. Kaldığım sürede de günlük böyle aktiviteler var. Rainbow Mountains'a gidiliyor ya da müzelere gitmeyi planlıyorum. Ondan sonra da gönüllü işine başlayacağım. Bunu da sizinle de paylaşacağım. Bakın araba yolu, otoban yolu buradan devam ediyor. Yukarısı daha çok trafiğe kapalı. Burası gördüğünüz Miraflores, karşı tarafta Barranco. Yaşanılacak bir yer ya. Sadece havası donuk, nemli. Yazın daha güneşli oluyormuş ama şu an kışın, yani ilkbaharda hava daha çok kapalı, bulutlu. Biraz Hollanda'nın havasını andırıyor. O yüzden bunaldım bu havadan. Bakalım Cusco nasıl? Cusco daha soğuk olacak çünkü yüksek dağların olduğu yerde, yani yayla gibi 3000 4000 arası yükseklikte deniz seviyesinden. Gece daha soğuk oluyormuş. Bakın burada ilkbaharın kıvılcımları başlamış. Bakın nasıl bir yer. Kendini var, görüyor musunuz? Barranco'ya gelmiş durumdayız. Burası Barranco'nun yani işlek caddesi. Buradaki yerler bile haberleri yok dikenli ağaçta. Soruyorum ne tür ağacı bu diye ama bilmiyorlar. Evet, burası yine Barranco'nun şimdiki sokağı. Size terk edilmiş kiliseyi göstereceğim. Ben restore etmediklerini anlamıştım. Şuradaki. Bakın. Çatısında kargalar dolu. Bir kilise. İçeriye girilmiyor tabii doğal olarak. Sahile doğru devam ediyor. Öğlen yemeğimi yedim demin. El Chinito'da. Bu Peruanların kendine has hamburgerleri. El Chicharron diye geçiyor. Domuzdan yapılıyor ama ben tabii ki domuz olanından yemedim. Pekin
tavuk olandan yedim ben ve çok çok lezzetli. Özel dersim için şimdi okula doğru gidiyorum. Saat 2'de başlayacak. 2 saat sürecek. Size birazcık eğer müsaade verirlerse okulun içerisini göstereceğim. Çok trafik var. Ve geldik. Burası işte benim 4 haftalık bu ders gördüğüm yer. Hola. Niye? Sınıf. Geldik. Avenidalar Kocaddesi. İşte şuranın sonunda meşhur Kennedy Parkı var. Bunun devamında da bugünkü gittiğimiz alışveriş merkezi buranın, bu caddenin sonunda. Şimdi eve doğru gidiyorum. Saat 7'de akşam yemek başlıyor. Ben biraz geciktim. Bugün öğlen son dersimde. Yeni başladığınız zaman Beginner 1, Beginner 2 var. Başlangıç 1, Başlangıç 2. Ben Başlangıç 2'yi tamamlamış bulunuyorum şu anda. Öğrendiklerimi artık bir dahaki gideceğim yerlerde kullanmayı umuyorum. Sonrasında kafeye uğradım. Orada videolarımı editledim. Şimdi eve doğru yürüyorum. Galiba yemek hazır. Ben de açım. Hola. Buenas noches. Bien, ¿y tú? Sizi sertifikamı göstereyim. 4 haftanın sonucu. Tadam. Básico 2. Bakın valizimi de azıcık doldurdum. Yarın için. Bu kadarcık yer var. Fazla yok. Ama sığıyor bir şekilde. Bunları da sığdıracağım. Bunlar da tabii ki. Bugünlük bu kadar. Yarın da Cusco'ya gitme vakti geldi. Cusco'da bir hafta boyunca hostelde kalacağım. Sonrasında gönüllü işine başlayacağım. Bu gönüllü işi bir ailenin yanında fotoğraflamada asistanlık yapacağım. Videoları editleyeceğim ve birlikte doğada kuşların, doğanın görüntülerini, anlarını yakalamaya çalışacağız. Bunları da sizinle paylaşacağım. Selam. Size bugün gitmeden önce Miraflores'teki çiçek pazarını göstermek istiyorum. Bu Kennedy Park'ta kurulmuş bir baharı kutlamak için bir pazar. Şu an Güney Amerika'da kışı yeni bitirdik. Ve ilkbahara, sonbahar değil ilkbahara geçiş yaptık. Ve Aralık'tan itibaren yaz başlıyor burada. Yaz ayları Aralık'tan Mart'a kadar sürüyor. Ve bu aylar çok sıcak, yağmur sezonu bitmiş oluyor. Mart'tan itibaren sonbahar başlıyor ve Haziran, Ağustos arası da kış dönemi. Yani Eylül'e kadar. Yani Avrupa ve Türkiye'nin tam tersi. ¿Cuánto cuesta una orquídea? 70. 70. 60. 60 soles ediyor yani. Karşılıyor. 15 euro. Çiçek severler var mı izleyenlerde? Vardır kesin. Ben çok seviyorum. Bu parkın sahibi galiba kediler. O kadar çok kedi var ki. Hani sahipsiz falan da değillermiş çünkü buradaki insanlar onları koruyor yani öyle çalıp götüremezsiniz yani. Herhalde götüren oluyor mudur bilmiyorum ama yasakmış. Yani
bunun için özel izin alınması gerekiyormuş. Buradaki bir kediyi sahiplenmek istediğiniz zaman. Sanki sahte. Ha, sahte gerçekten, sahteymiş. Ese no real? No, sí. No mami, este son original. Ah, este original. Nasıl naranjayı? Ha, bunlar gerçek, bunlar sahte. Her göstermek amaçlı koymuşlar. Tamam. Şu gerçek. Este real? Sí, amarelis. 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 Muy bueno. Yani 10 euro. 3 tanesi de 25 euro. Bence Hollanda'da daha ucuz. Orkideye 10 euro veriyorsun. Hollanda'da galiba 7 euro falan değil mi? Yani 7 euro da başlı. Türkiye'de şimdi şu anki enflasyon Hola, buenos días. Buenos días. Oh, şuna bakın. Kelebek gibi. Bunun da saçları var. Ha, bunların aynısı galiba Avrupa'da da var. Çok farklı değil. Bak bunlar mesela. Daha tropikal olduğu için burada çok güzel açmışlar. Bunların adı ne? ¿Qué es tu nombre? ¿Nombre? Rosmania se llama, son bromelias. Rosmania. Bromelias. 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 Plastik gibi. Ama gerçek. Bunlar gerçek. Yani gördüğünüz sahteydi. Bunlar gerçek ama. Bu çok güzeller. Bayıldım. Bak bunlar mesela yok Avrupa'da. Bakımı da farklı. Şuna bakın. Sanki sahte ya. O kadar muntazam yaratılmış ki yani bakınca böyle söylemeyi unuttum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Yani birazcık acemiyim ama öğrenmeye çalışıyorum. Tabii diller de karıştı birbirine. İspanyolca, İngilizce, Hollandaca, Flemenkçe, Türkçe. Umarım beğenirsiniz. Zamanla da artık daha da alışacağım herhalde bu video çekmeye. O yüzden like, abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni bir video paylaştığım zaman size bildirim gelecek. O yüzden abone olursanız yeni videolarımı da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.